Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin sağa kaymasına neden olan faktörlerden biridir? Cevap: İthalattan büyüme hızına artış. Bir ülkenin belli bir dönemde ve genellikle bir yılda dış alemden sağladığı gelirlerle dış aleme yaptığı ödemelerin yer aldığı tabloya ne ad verilir? Cevap: Ödemeler bilançosu. Borç alan ve borç veren ilişkisinde taraflardan birinin daha fazla bilgiye sahip olmasına ne ad verilir? Cevap: Asimetrik enformasyon. 1. Kamu harcamaları arttırılır. 2. Vergiler arttırılır. 3. Faiz arttırılır. Yukarıdakilerden hangileri pozitif çıktı açığı veren toplam talebi yüksek bir ekonominin potansiyeline geri dönmesini sağlamak adına uygulanacak politikalar arasında sayılabilir? Cevap: 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi toplam üretim fonksiyonlarında yer alan değişimlerden biri değildir? Cevap: Emilasyon hacmi. Bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde belli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden toplam parasal değerine ne ad verilir? Cevap: Gayri safi yurt içi hasıla. 1. Üzerinde yazan değerin paranın ödeme gücünü temsil etmesi. 2. Paraya ödeme garantisi veren bir kanunun olması. 3. Paranın devlet tarafından basılıp ve düzenlenmesi. Yukarıdaki hangi neden ya da nedenlerle kağıt paraya itibari para adı verilir? Cevap: 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisini sola kaydıran nedenlerden biridir? Cevap: Sermaye birikiminin azalması. Menkul kıymetin satışı sırasında teslim ve ödemenin hemen yapıldığı piyasaya ne ad verilir? Cevap: Spot piyasası. 1. Sistemik şokların finans sistemine etkilerini sınırlayarak ekonomiye kredi akışının sürmesini sağlamak. 2. Sistemin fon kaynağı yapısını sürdürülebilir hale getirmek. 3. Finansal kurumların birbirlerine olan bağımlılığını zayıflatarak bir kurumdan diğerine sıçrayacak sorunları kontrol etmek. 4. İşsizlik oranını kontrol ederek bu oranı doğal düzeyine yaklaştırmak. Yukarıdakilerden hangileri makro ihtiyati politikaların temel amaçları arasında yer alır? Cevap: 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi pozitif bir talep şokudur? Cevap: Vergi oranlarının düşürülmesi. Aşağıdakilerden hangisi tüketimin belirleyicileri arasında yer almaz? Cevap: Girdi esneği. 1. Kendi ürettiğimiz mal ve hizmetler. 2. Yasa dışı ve kayıt dışı ekonomik faaliyetler. 3. Refah düzeyini olumsuz etkileyen faaliyetler. 4. Üretilen malların türü. Yukarıdakilerden hangileri milli gelir rakamlarının güvenilirliğini zedeleyen durumlar arasında yer alabilir? Cevap: 1, 2, 3 ve 4. Fizyokratlar aşağıdakilerden hangisini en önemli sektör olarak görmüşlerdir? Cevap: Tarım. Ekonomide piyasaya sunulmak üzere üretilen her türlü mal ve hizmete ne ad verilir? Cevap: Çıktı. 1. Faiz kanalı. 2. İşsizlik kanalı. 3. Varlık fiyatları kanalı. 4. Beklentiler kanalı. Parasal aktarım mekanizmasına göre politika faizinde yapılan değişiklik yukarıdaki kanallardan hangileri üzerinden harcamaları ve enflasyonu etkiler? Cevap: 1, 3 ve 4. Bir ekonomide toplam gelir 400 milyon, toplam tüketim 300 milyon ise toplam tasarruf kaç milyondur? Cevap: 100 milyon. Bazı dışsal değişkenlerdeki değişim karşısındaki ekonominin denge çıktı düzeyinin ne kadar değişeceğini gösteren katsayıya ne ad verilir? Cevap: Çoğaltan. Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durum nokta nokta olarak adlandırılırken, enflasyonun daha da yükseldiği ve ekonominin küçüldüğü depresyon dönemleri için ise nokta nokta terimi kullanılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlamaktadır? Cevap: Stagflasyon, slümflasyon. Gelirdeki azalışın tüketimden çekilen kısmı aşağıdaki eğilimlerden hangisidir? Cevap: Marjinal tüketim eğilimi.
Bir ekonomide marjinal tasarruf eğilimi 0.30 ise marjinal tüketim eğilimi kaçtır? Cevap 0.70. 1. Değişim aracı olma. 2. Değer biriktirme aracı olma. 3. Hesap birimi olma. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri paranın işlevlerindendir? Cevap 1, 2 ve 3. Kalkınma ve yatırım bankalarından kredi kullanan anonim ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak alacaklı bankaya verdikleri menkul kıymetler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, banka garantili bonolar. Bir varlığın ödeme aracına dönüşüm hızı ve kolaycılığına ne ad verilir? Cevap, likidite. 1. Avrupa'da doğmuş bir düşünce akımıdır. 2. Yaklaşık olarak 1500 ve 1800 yılları arasında hüküm sürmüştür. 3. Ticaretin hakim olduğu sistem anlamına gelir. Merkantilizme ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Cevap 1, 2 ve 3. Türkiye'de para arzı, faiz oranları, döviz kurları ve bununla ilgili değişkenleri aşağıdakilerden hangisi yayımlar? Cevap Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. İktisadi dalgalanmaların hangi aşamasında istihdam, gelir, üretim ve satışlar artar? Cevap, genişleme. Merkez Bankası parasal büyüme oranını gereğinden fazla arttırdığında uzun dönemde enflasyonu ve nominal faiz oranını da arttırır. Nominal faiz oranı enflasyon oranındaki değişime uyarlanır. Buna literatürde nokta nokta etkisi denir. Yukarıdaki metinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, Fisher. Planlanan toplam harcamaların en büyük bileşeni hangisidir? Cevap, tüketim harcamaları. Ceteris paribus varsayımını ekonomi literatürüne kazandıran iktisatçı kimdir? Cevap, Marshall. Enflasyonun daha da yükseldiği ve ekonominin küçüldüğü depresyon dönemlerini ifade etmek için nokta nokta terimi kullanılır. Yukarıdaki metinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, slümflasyon. Fiyat düzeyindeki değişimlerin paranın reel değeri üzerindeki etkisine ne ad verilir? Cevap, refah etkisi. Aşağıdakilerden hangisi dışa açık bir ekonomide planlanan toplam harcamaların bileşenlerinden biri değildir? Cevap, vergiler. Gelir, tüketim ve tasarruf toplamından oluşmaktadır. Ekonomik birimler tarafından elde edilen gelir tüketilmekte ya da tasarruf edilmektedir. Buna göre gelir içinde tasarrufun payının artması, tüketime ayrılan payı hangi yönde etkilemektedir? Cevap, azalma. Menkul kıymet alıcı ve satıcıların alım-satım işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla düzenlenmiş fiziki mekanlara ne ad verilir? Cevap, borsa. Hane halkı firmalar, kamu ve yurt dışındaki tüketicilerin her bir fiyat düzeyinde satın almak istedikleri toplam mal ve hizmet miktarını gösteren eğri hangisidir? Cevap, toplam talep eğrisi. Aşağıdakilerden hangileri paranın özelliklerindendir? 1. Paranın dayanıklı olması. 2. Paranın bölünüyor olabilmesi. 3. Para herkes tarafından kabul görmelidir. 4. Paranın istikrarlı olması da gereklidir. Cevap 1, 2, 3 ve 4. Türkiye'de enflasyon hesaplamaları hangisi tarafından gerçekleştirilir? Cevap Türkiye İstatistik Kurumu. Satışa sunulduğu ülkenin para birimi dışında bir para birimi üzerinden ihraç edilen tahvillere ne ad verilir? Cevap Eurobond. 1. Azalan refah nedeniyle tüketim harcamaları da artar. 2. Azalan faiz oranları yatırım harcamalarının azalmasına etki eder. 3. Döviz kurundaki düşüş net ihracatı arttırır. Yukarıdakilerden hangilerinde fiyatlardaki artış talep edilen mal ve hizmet azalmasına neden olur? Cevap, yalnız 1. Gayri safi yurt içi hasılayla net dış alem faktör gelirlerinin toplamı hangisini ifade eder? Cevap, gayri safi milli hasıla. Reel gayri safi yurt içi hasılanın uzun dönem trendi etrafında dalgalanmasına ne ad verilir? Cevap, iktisadi dalgalanma.
Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış oranı, aldığı değere göre sürünen enflasyon, dört nala enflasyon ve hiper enflasyon olarak üçe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi sürünen enflasyona aittir? Cevap, yıllık ortalama tek haneli rakamlarda gerçekleşirse. Bir ülkenin ve devletin zenginliğini ve ekonomik performansını sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenler ile ölçen iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, merkantilizm. Bir ülkenin belirli bir dönemde dış alemden sağladığı gelirlerle dış aleme yaptığı ödemelerin yer aldığı bir tabloya ne ad verilir? Cevap, ödemeler bilançosu. 1. Refah etkisi, 2. Faiz oranı etkisi, 3. Döviz kuru etkisi, 4. Borçlanma etkisi. Yukarıdakilerden hangileri fiyat düzeyindeki değişimlerin makro iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerindendir? Cevap 1, 2 ve 3. Mevcut teknoloji ve üretim faktörlerini kullanarak belirli bir dönemde bir ülkenin üretebileceği en yüksek düzey seviyedeki mal ve hizmet bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir? Cevap, üretim imkanları eğrisi. Bir ekonomide faaliyette bulunan ekonomik birimler aşağıdakilerden hangisi değildir? Cevap, finansal aracılar. Merkantilizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap, Avrupa'da doğmuş bir düşünce akımıdır. Maliye politikası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap, maliye politikası kısa ve uzun dönemde yalnızca toplam talebi etkiler. Parasal aktarım mekanizmalarından olan beklentiler kanalının etkinliğini belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Merkez Bankası'nın güvenilirliği ve geçmiş başarıları. Ekonominin kendi kendini düzeltme mekanizması incelenirken, yukarıda görülen genişlemeci açıkta, AS eğrisinin sola kayma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, çalışanların ve firmaların enflasyon beklentilerindeki artış. Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru türlerinden biri değildir? Cevap, yatık döviz kuru. Fiyatlar genel seviyesindeki artış hızında düşüş olması sürecine ne ad verilir? Cevap, dezenflasyon. Ekonomi normal düzeyde üretirken bile var olan uzun vadeli ve kronik işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, yapısal işsizlik. 2019 yılı itibariyle potansiyel gayri safi yurt içi hasılanın 2000 Türk Lirası ve gerçekleşen gayri safi yurt içi hasılanın 1800 Türk Lirası olduğu bir ekonomide gayri safi yurt içi hasıla açığı yüzde kaçtır? Cevap 10. Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış oranı yıllık ortalama tek haneli rakamlarda gerçekleşirse aşağıdakilerden hangisinden söz edilir? Cevap, sürünen enflasyon. Bir ülkede üretim kapasitesinin tam kullanımıyla potansiyel gayri safi milli hasılaya ulaşılır. Potansiyel gayri safi milli hasılanın anlaşılmasında hangi eğriden yararlanılır? Cevap, üretim imkanları eğrisi. Merkez Bankası'nın diğer şartlar sabitken açık piyasa işlemiyle bankalardan tahvil satın almasının etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, nominal faiz oranı azalır. İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi isimli eser aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından yazılmıştır? Cevap, John Maynard Keynes. Gelir yöntemiyle gayri safi yurt içi hasılanın bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? Cevap, ücret artı faiz artı rant artı kar artı dolaylı vergiler artı amortismanlar. 1. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranları ile aynıdır. 2. İkincil piyasada oluşur. 3. Gösterge faiz olarak takip edilen tahvil faizi için önceden belirlenen tahvil yoktur. Gösterge faiz ile ilgili hangisi doğrudur? Cevap 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi gelirdeki değişimle birlikte tasarrufların ne kadar değiştiğini ifade eder? Cevap
Marjinal tasarruf eğilimi. Bir ülkede gerçekleşen işsizlik oranı ile doğal işsizlik oranı arasındaki farka ne ad verilir? Cevap: dolaylı vergi. İktisadi dalgalanmalarda belli bir dönem sonucunda ekonominin maksimum büyüme oranına ulaştığı aşama hangisidir? Cevap: zirve. Nominal faiz oranı %15, enflasyon oranı %5 ise reel faiz oranı yüzde kaçtır? Cevap: %10. 1. Faiz oranı, 2. Reel gelir, 3. Arbitraj oranı. Yukarıdakilerden hangisi para talebini belirleyen temel faktörler arasında yer alır? Cevap: 1 ve 2. 2008 yılında dünya ekonomisinde ciddi bir durgunluk döneminin başlamasına neden olan küresel finans krizi ilk olarak hangi ülkenin ekonomisinde ortaya çıkmıştır? Cevap: Amerika Birleşik Devletleri. Fiyatlarının sürekli değişmesinin neden olduğu maliyetlere ne ad verilir? Cevap: menü maliyetleri. Aşağıdakilerden hangisi 1929 yılında başlayan ve uzun yıllar süren dünya genelinde toplam üretimin büyük ölçüde düşmesiyle ve işsizlik oranlarında yüksek oranlı artışlarla kendini gösteren ekonomik dalgalanmayı ifade eder? Cevap: büyük bunalım. 1. Tüketici refahındaki artışın tüketim malları talebini arttırması. 2. Yerli paranın değer kaybetmesinin net ihracatı azaltması. 3. Faiz oranlarının düşmesinin yatırım mallarına olan talebin artması. Yukarıdakilerden hangisi fiyatlardaki düşüşün talep edilen mal ve hizmet miktarının artmasının nedenleridir? Cevap: 1 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tedavüle yeni banknot çıkarmasının nedenleri arasında yer almaz? Cevap: seçim. Firmaların bütün yatırımlarının toplamını ifade eden envanter yatırımlarındaki planlanmayan değişimleri de kapsayan yatırımlara ne denir? Cevap: gerçekleşen yatırımlar. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi kalkınmanın ve niteliksel sürecini yansıtan unsurlardan biri değildir? Cevap: kişi başına düşen gelir düzeyindeki artış. İstihdam edilmiş bir kişinin toplam üretimi katkısının sıfır ya da negatif olduğu duruma ne ad verilir? Cevap: gizli işsizlik. Nokta nokta ekonomide mal ve hizmetlere yapılmak istenen harcamaları ifade eder. Yukarıda boş bırakılan yere ne gelmelidir? Cevap: planlanan toplam harcamalar. Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen modelin temel varsayımı açısından yanlıştır? Cevap: firmalar sürekli fiyat değişimi yaparlar ve bu enflasyon sebebiyle yapılan bir harekettir. Daha sonra değişim gösterir. Her üretim aşamasında üretim değerindeki artışa ne ad verilir? Cevap: katma değer. Modern makro iktisadın kurucusu sayılan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: John Maynard Keynes. Hane halkı, firmalar, kamu ve yurt dışındaki tüketicilerin her bir fiyat düzeyinde satın almak istedikleri toplam mal ve hizmet miktarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: toplam talep eğrisi. 1. Tüketimi belirleyen temel faktör cari gelirdir. 2. Kişiler gelirlerini yükseldiğinde tüketimini arttırmazlar. 3. Tüketimdeki artış gelirdeki artıştan daha az gerçekleşir. Yukarıdakilerden hangisi Keynesyen tüketimin teorisinin ileri sürdüğü görüşler arasında yer alır? Cevap: 1 ve 3. Phillips eğrisi enflasyon ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir? Cevap: işsizlik. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik yüksekse gayri safi yurt içi hasılasının artacağını ifade eder? Cevap: okun yasası. Fisher etkisi olarak ifade edilen olgu aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi açıklar? Cevap: faiz oranı ile enflasyon. Aşağıdakilerden hangisinin negatif talep şartlarından biri değildir? Cevap: servetin artması. Nokta nokta ekonomide mal ve hizmetlere yapılmak istenen harcamaları ifade eder. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Cevap: planlanan toplam harcamalar.
Paranın satın alma gücünün değişmemesi ya da en azından çok hızlı değişmemesi, paranın taşıması gereken hangi özelliği ifade eder? Cevap, istikrarlı olması. Adam Smith, dünya ticaretinin serbestleşmesinin ve uluslararası uzmanlaşmanın yararlarını aşağıdaki verilerden hangisiyle açıklamıştır? Cevap, mutlak üstünlükler teorisi. Kamu harcamalarındaki değişime, denge çıktı düzeyindeki değişimin oranı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Cevap, kamu harcamaları çoğaltanı. Üçer aylık dönemler için açıklanan gayri safi yurt içi hasıla verilerinin açıklanması için 2 ay beklemenin gerekmesi aşağıdaki gecikmelerden hangisine neden olur? Cevap, veri gecikmesi. 1. Azalan refah tüketim harcamalarının azalması. 2. Artan faiz yatırım harcamalarının azalması. 3. Yerli paranın değer kazanmasının net ihracatı arttırması. Yukarıdakilerden hangileri fiyatlardaki artışın talep, mal ve hizmet miktarının azaltılmasının nedenleri arasında yer alır? Cevap 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinin 5 ana hesabından birisi değildir? Cevap yatırımlar hesabı. Fransa ve İspanya'da ekonomik büyüme gerçekleşse dahi işsizliğin azalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap yapısal işsizliğin hakim olması. Paul Samuelson ve Robert Solow, günümüzdeki Phillips eğrisi denildiğinde iktisatçıların gözünde canlanan şekli hangi tarihte çizmiştir? Cevap 1960. Yoksul bir ülkede zengin olmanın mı, zengin bir ülkede yoksul olmanın mı daha iyi olacağı düşüncesi iktisadın hangi iki kolu ile ilgilidir? Cevap iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma. Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü duruma nokta nokta adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, stagflasyon. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının özelliklerinden değildir? Cevap, tek yönlü işlem özelliğine sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinin 5 ana hesabından birisi değildir? Cevap, yatırımlar hesabı. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ünlü ekonomik tablosunu ortaya koymuştur? Cevap, François Quesnay. Ekonomideki en küçük karar verici birime nokta nokta denir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, hane halkı. Bir insanın genç işsiz olarak tanımlanması için hangi yaş aralığında olması gerekmektedir? Cevap, 15-24. Ekonomilerin karşı karşıya kaldığı işsizlik türlerinden olan durgunluk dönemlerinde yani olağan dışı derecede düşük üretim seviyeleri gerçekleştiğinde ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir? Cevap konjonktürel. Bir öğrencinin üniversiteden mezuniyetinden sonra kullanmak üzere şimdiden tasarrufta bulunması paranın nokta nokta olduğunu gösterir. Yukarıdaki metinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap değer biriktirme aracı. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin talep yönlü nedenleri arasında yer almaz? Cevap, vergilerdeki artış. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracıdır? Cevap, hisse senedi. Toplam çıktı, planlanan toplam harcamalardan büyük ise aşağıdaki işitliklerden hangisi doğrudur? Cevap, Y büyüktür C artı I. Hayali bir X ülkesinde iş gücü eşittir 100 bin, istihdam edilenler eşittir 60 bin ise yukarıdaki verilen değerlere göre bu X ülkesinin işsizlik oranı yüzde kaçtır? Cevap %40. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın çalışma alanına giren konularla ilgili bir kavramdır? Cevap işsizlik oranı. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma ve yatırım bankalarının kendilerine fon kaynağı sağlamak amacıyla ihraç ettikleri menkul kıymetlerdir? Cevap, banka bonosu. Aşağıdakilerden hangisi AD eğrisinin sola kaymasına etki edenler faktörlerden birisidir? Cevap, kamu harcamalarının düşük hızda arttırılması.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir ülkenin bir yılda yurt dışından sağladığı gelirlerle yurt dışına yaptığı ödemelerin yer aldığı tabloyu tanımlayan kavramı ifade etmektedir? Cevap: ödemeler bilançosu. 1. Azalan refah tüketim harcamalarının azalması. 2. Artan faiz yatırım harcamalarının azalması. 3. Yerli paranın değer kazanmasının net ihracatı arttırması. Yukarıdakilerden hangileri fiyatlardaki artışın talep, mal ve hizmet miktarının azaltılmasının nedenleri arasında yer alır? Cevap: 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi dışa kapalı bir ekonomide harcama akımından sızıntıdır? Cevap: vergiler. Aşağıdakilerden hangisi üretimde ortaya çıkan artış ve azalışların en önemli etkilerinden biridir? Cevap: enflasyon. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi dalgalanmaların toparlanma aşamasında görülür? Cevap: sanayi üretimi artar. 1. Yaşam beklentisi oranı, 2. Okur yazarlık oranı, 3. Ölüm ve yaşam oranları. Yukarıdakilerden hangileri iktisadi kalkınmanın araştırma alanına girer? Cevap: 1, 2 ve 3. Altın karşılığında basılmayan paraya ne ad verilir? Cevap: itibari para. Planlanan toplam harcamalar toplam çıktıdan büyük ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Cevap: C artı I büyüktür Y. Bir ülke herhangi bir malı üretmek için diğerlerinden daha az kaynak kullanıyorsa, o malın üretiminde nokta nokta bir üstünlüğe sahiptir. Cümlede boş bırakılan kısma en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: mutlak. Türkiye'de cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla yıllık istatistik verileri aşağıdaki hangi kuruluş tarafından yapılmaktadır? Cevap: TÜİK. Ekonomide yaşanan arz şoku sonucunda genişlemeci açık olmuştur. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: AD talep eğrisi sola doğru kaymıştır. Ekonomide genişlemeci bir açık var ise aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Cevap: ekonomi potansiyel üretim düzeyin üzerinde bulunmaktadır. Üçüncü çeyrek döneminin gayri safi yurt içi hasılasının Aralık başında açıklanması aşağıdakilerden hangisine örnektir? Cevap: veri gecikmesi. Makro iktisat politikasının temel önceliği aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: İktisadi dalgalanmaların etkilerini en aza indirmek. Vadesine 2 yıl kalmış, 3 veya 6 ayda bir kupon ödemesi olan devlet tahvilleri arasında en çok işlem gören devlet tahvilinin faizine ne ad verilir? Cevap: gösterge faiz.